Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Konuğumuzla bir aradayız. Tanıtımlarımızı yapmış, sizlere duyurmuştuk. 19 Mayıs Üniversitesi'nden söz edeceğiz. Yeni bir dönem başlıyor. 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri neler bekliyor? Ve yapılan çalışmalar neler? Üniversitemizi konuşacağız programımızın bu bölümünde. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sait Bilgiç stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle davetimizi kırmadığınız için. Estağfurullah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davet ettiniz, geldik. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönem. Öncelikle oradan dilerseniz başlamış olalım sohbetimize. Samsun'a gelecek öğrenciler var. İnternet üzerinden kayıtlarını yaptırdılar. Belki ilk kez şehrimize gelecekler var bizleri izleyenler arasında. İlk olarak yeni dönemle ilgili neler söylemek istersiniz? 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerle bir araya geldiğinizi de biliyoruz. Onlara yönelik neler söyleyeceksiniz ilk önce? Öncelikle 2018-19 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Yakın bir zamanda inşallah eğitim öğretime de başlayacağız. Yeni öğrencilerimiz kayıtlarını tamamladılar. Yaklaşık 9200 civarındaki kontenjanımızın %85'e yakın oranda dolduğunu gördük. Bunun ek kontenjanlarla daha da yukarıya çıkacağını biliyoruz. Öğrencilerimiz kayıtlarını geçen yılda olduğu gibi bu yıl hem internet üzerinden gerçekleştirebildiler. İsteyenler de gelip üniversitede kayıtlarını yaptırdılar. Yaklaşık olarak %65 civarındaki öğrenci hiç gelmeden internet üzerinden kayıtlarını tamamladılar. Gelenler de yaklaşık 20-25 saniye içerisinde kayıtlarını gerçekleştirebildiler. Eskiden olduğu gibi öyle kuyruklara dizilip öyle işte elde bir sürü evraklarla falan kayıt söz konusu değil. Yaklaşık 20-25 saniyede kimliğiyle birlikte geliyor ve kaydını gerçekleştiriyor. Oldukça rahat bir kayıt dönemi yaşadık. Yeni bir başlangıç gerçekleşti. Dolayısıyla yaklaşık yüksek lisans doktora öğrencilerimizle birlikte yeni 9000 civarında bir öğrenci 19 Mayıs Üniversitesi'nde kayıt yapmış oldu. Ve biz 55 rakamı etrafında dönüyoruz. Evet. Yani 55.000 civarında öğrencimiz vardı. Bunun 2000 kadarını Samsun Üniversitesi'ne devretmiştik. Ve mezun olanlarla birlikte bu sayı işte geçen yılın sonunda düşmüştü. Şu anda kaydolanlarla birlikte 55.000 civarında, yani gerçek rakam şu anda tam 54.898 öğrenci. Evet, 55'e çok. Bu rakım 55 başka. Civarında olacak çünkü ek kayıtlarla falan da yine bu sayı yukarıya çekecek. Dolayısıyla bizim herhalde bir uğurlu rakamımız halinde 55.000 öğrenci kapasitemiz devam etmekte. Tabii öğrencilerimiz için, yani yeni gelen bir öğrenci için üniversitede en önemli soru işareti nerede kalacak? Değil mi? Barınma. Yani barınmadır. Yani barınma Samsun'da, yani hakikaten öğrenciler Samsun'a geldiğinde bütün öğrenciler gibi kafalarındaki bu ilk soru hemen kayıt sırasında oraya geldiklerinde de orada Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun temsilcileri de bulunuyor kayıt sırasında. Aynı zamanda özel yurt sahipleri de isteyenler orada kendilerine bir yer vererek yurtlarını tanıtabiliyorlar. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeksizin kayıtlarını bu kadar kısa sürede tamamlayıp yurtla ilgili, şehirle ilgili bütün bilgileri de alabilecekleri bir sistem kurduk. Geçen yıldan bu yıla da aynı şekilde devam etti. Yurtla ilgili pek sorun yaşamaksızın barınma ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılamaları mümkün. 19 Mayıs Üniversitesi'nin zaten en önemli özelliklerinden birisi, hakikaten çok güzel bir kampüse sahip, fiziki imkanları oldukça iyi, güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var ve barınma da bu şekilde karşılanmakta. Ulaşım da inşallah raylı sistemin fiilen devreye girmesiyle en üst düzeyde gerçekleşecek. Çünkü raylı sistem de Türkiye'de ilk defa bütün birimlerine ulaşacak bir güzergah takip ediyor. Bu 2018'in sonlarına doğru artık faaliyete geçecek diye düşünürken tramvay alımlarında ufak bir herhalde gecikme söz konusu olacağı için 2019 yılı içerisinde sarkmış durumda. Raylı sistemde 2019 yılı içerisinde gerçekleşecek. 2019 yılı biliyorsunuz çok önemli bizim için.
Ayrıca 1919'un 100. yılı. Özel hazırlıklar evet, var. O nedenle hem şehirde büyük bir hazırlık var. Biz de üniversite olarak bu konuda çok ciddi bir hazırlık içerisine girdik. Çok önemli faaliyetlerimiz olacak. Yani kültürel evet. faaliyetler, sanatsal faaliyetler gerçekleşecek. Bunu valiliğimizle koordineli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çünkü tarihlerin üstte çakışması söz konusu olabilir diye. Onunla ilgili ekiplerimiz kuruldu. Evet, çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah yakışır bir şekilde 100. yılını kutlayacağız. Evet, bununla ilgili tabii ayrıca da konuşacağız. Birçok alanda şehirde hazırlık var. Ve bu hazırlıkların baş mimarlarından biri de 19 Mayıs Üniversitesi biliyoruz ki. Dediğim gibi detaylarını dinlemek isteriz. Onun yanı sıra kardeş şehir olarak ifade ettiniz. Samsun Üniversitesi. Kardeş üniversite olarak ifade ettiniz, özür diliyorum. Ve Sayın Rektörümüz de göreve başladılar. Oradan da birazcık devam edelim dilerseniz. Neler katacak hem şehrimize hem 19 Mayıs Üniversitesi ile nasıl bir işbirliği söz konusu olacak iki üniversite arasında? Pazartesi günü devir teslim işlemini gerçekleştirdik. 19 Mayıs Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mahmut Aydın hocamıza devrettik. Ve devrederken de şöyle güzel bir mutabakat oluştu. İki üniversite tek yürek dedik. Yani onun da kalbinden böyle geçti, diline düştü. Biz de aynı şeyi tekrar ettik. Zaten şu anda birlikte çalışıyoruz. Üniversitemizde kendilerine bir yer tahsis ettik. Araçlarımız, her şeyimiz onların emrinde. Yani biz farklı iki üniversite, iki kurum olmamıza rağmen aynı şehrin iki üniversitesiyiz. Bu şehre değer katabilmek için ve yeni kurulan üniversitemizin de bu değere ortak olabilmesi için bütün imkanlarımızı onlara açacağız. Açtık zaten. Bu nedenle Samsun Üniversitesi'nin bir miktar yeni öğrencinin Samsun'a gelmesi, yeni heyecan vermesi, yeni akademisyenlerin gelmesi bakımından bir hareketlilik doğuracaktır. Ama inşallah bu gelişmesi hem hızlı bir şekilde olur hem doğru bir şekilde olur. Yani rektörümüzle de karşılıklı konuştuk. Onların iradesiyle, onların liderliğinde inşallah yapılanmasını da ilave katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirecektir. Böyle olduğu takdirde de Samsun'a ilave katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bizim zaten var olan bazı bölümlerimiz planlı olmamakla birlikte son anda bir kararla Samsun Üniversitesi'ne bağlandı. Tabii bunlardan özellikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ve Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun yani üzerinde iyi çalışılmadan, planlı bir çalışmanın ürünü olmadan böyle bir işte kopmanın gerçekleşmesi yani isabetli olmamış olabilir. Çünkü bizim stratejik planlarımız içerisinde önemli yeri vardı. Dile yani 5 yıllık hazırladığımız stratejik planımız içerisinde en önemli çalışma alanlarımızdan birisini oluşturuyordu. Ve coğrafi olarak da bize çok daha yakın bir konumda olmasına rağmen böyle bir ayrılık gerçekleşti. Bundan dolayı biz bunun en azından coğrafi olarak ve bizim hedeflerimiz bakımından isabetli olmadığını düşünüyoruz ama bu konuda biz yine de elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Yani nihayetinde devlet... Herhangi bir geri adım olur mu efendim? Yani bu tabii ki şöyle. Yani bunlar bir kanunla, şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayat bulan şeyler. Nihayetinde yeni birim ilaveleri, yeni değişiklikler yine aynı usulle gerçekleşmekte. Her şey mümkün. Yani burada nihayetinde bir yanlışı düzeltmek de bazı aynı usulle mümkün. Bazı kararların adımlar atıldığını gördük. Tabii ki bu mümkün. Yani zamanda üniversitelerimiz nasıl ki bölünürken böyle bir kararla söz konusu olabiliyor veya yeniden kurulan birimlerimiz bu kararlarla gerçekleşebiliyor. Yeniden bir değişikliğin gerçekleşmesi, yeni birimlerin açılması da aynı usulle mümkün her zaman. Evet. Yeter ki üzerinde mutabakat sağlansın. Doğru, en doğru olabilecek bir karar oluşabilsin. Bunun için biz rektörümüzle çok sıcak, Samsun'un yararına olacak, her iki üniversitenin yararına olacak her türlü hem desteğe hem yeni yapılanmaya açığız. Yani biz böyle bir durumda da
siz aslında bu hedefe ulaşmak adına çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz. Destekler nitelikte Samsun Üniversitesi'ni bu şekilde ifade edebiliriz ki son günlerin çok popüler konularından biri aynı zamanda da havacılık ve uzay ki 19 Mayıs Üniversitesi'nde ödüllü çalışmaların olduğunu biliyoruz bu alanda. Savunma sanayimiz açısından da büyük öneme sahip ayrıca geleceğin mesleği olarak da ifade edilen alanlardan biri. Desteğiniz devam edecek. Tabii, kesinlikle. Bu tür çalışmalar sürecek şehrimizde. Böyle özetleyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. O alan çünkü gelişmeye çok açık. Ülkemizin de çok ihtiyacı olan bir alan. Samsun da bunun için en müsait yerlerden birisi. Dolayısıyla her halükarda o alanda ciddi yatırımlar, gelişmeler olmalı. Bunun için kendi imkanlarımız, yeni üniversitemizin imkanları bu istikamette kullanılacaktır. Evet, ayrıca bir hatırlatma da yapalım. 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı da bugün itibariyle. Bugün üniversitemizde başladı. Başladı. Hem ODTÜ'den hem sanıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Tabii tabii. Türkiye'nin her bölgesinden bu konuyla alakalı ve Ankara'dan da yani bakanlıklarımızdaki ilgili birimlerin yetkilileri de bugün buradalar. Şu anda konferans da devam ediyor. Ben bu programa geleceğim için katılamadım ama rektör yardımcısı arkadaşımız orada şu anda. 14 Eylül'de başarılı bir şekilde geçecektir inşallah. Devam edecek. Evet. Yine önemli bir çalışma, önemli bir değer. Bir diğer yandan yine geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklama vardı ki sizin defaatle üzerinde durduğunuz konulardan biri olduğunu biliyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nin uluslararasılaşması ve bu anlamda yeni projeler olacağını ifade ettiniz. Bazı gelişmelerin yaşanacağını belirttiniz. Onları dinlemek isteriz. Nasıl bir çalışma söz konusu? Yani, uluslararasılaşma ne anlama geliyor? Şehre katkıları, öğrencilere katkıları neler bu konuda? Yani uluslararasılaşma öncelikli hedeflerimizden birisi. Bu ne sadece öğrencileri buraya çekmekle sınırlı, ne araştırma geliştirme düzeyindeki işbirlikleriyle sınırlı. Bu karşılıklı bir hareketlilik de sağlayarak diğer üniversitelerle aramızdaki ilişkiyi geliştirerek birbirimizin imkanlarından, fırsatlarından ortak bir şekilde bir değer üretmek adına gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenle ta Japonya'daki üniversitelerle de işbirliği kurduk, gittim, görüştük. Hatta iki gün önce de Japonya'dan bir hocamız bunun karşısında kendileri de üniversitemizi görmek üzere, imkanlarımızı görmek üzere geldiler. Bundan 3-4 ay önce bir başka Japon Üniversitesi'nden yine bir heyet geldi. Bundan bir hafta kadar önce de İran'da Tahran Üniversitesi ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Ki biz dünyada ilk 1000'de yer alıyoruz 19 Mayıs Üniversitesi olarak. Tahran Üniversitesi de dünyada ilk 800 civarında alan yer alan bir üniversite. İmkanlarının iyi olduğunu gördük. Onlarla ilgili hem üniversite arasında bir çatı anlaşması yaptık hem de bazı birimlerimiz arasında anlaşmalar gerçekleştirdik. O da bu işbirliğini güçlendirecek. Uluslararası öğrenci sayımız bu yıl itibariyle 4000'lere yaklaştı. 104 tane farklı üniversiteden 4000 civarında uluslararası öğrenci ki bazı üniversitelerin toplam öğrenci sayısı 4000. Değil mi? Yani bizde uluslararası öğrenci sayısı 4000. Zaten kampüsümüze geldiğinizde görürsünüz yani rengarenk. Her bölgeden, her renkten insan mevcut. Bu kültürel işbirliğini, etkileşimi gerçekleştirerek gelişmeyi, değişimi etkilemekte. Yani daha turizm açısından da sosyolojik açıdan da farklı. Tabii ki yani 4000 tane Samsun'u bilen, tanıyan ve Türkçeyi öğrenen. Evet. Biz Türkçe öğretiyoruz. Yani ilk bir yıl bu öğrencilerin her birisi Türkçe eğitimi alıyor ve Türkçe öğreniyor. Ve bunlar artık bu bölgede herkesle oturup konuşabilen, anlaşabilen ve bölgeyi iyi bilen kişiler oluyor. Ha, biz bunlara özellikle ihtimam gösteriyoruz. Yani çok iyi imkanlar sunuyoruz. Ve bu imkanlar onların memnuniyetini de yükseltmekte. Dolayısıyla Samsun ve ülkemizin birer elçisi olarak ülkelerine dönmekteler. Türkçe'de bildikleri için iletişim çok kolaylaşmakta. Kendi dilleri, başka dil daha yanında bildiklerinde de Türkiye'nin ticari, sosyal, ekonomik işbirliklerinde kolaylaştırıcı bir rol alacaklarını düşünüyorum.
Bu nedenle biz bunu önemsiyoruz. Bu sayı artacaktır. Yani ilk geldiğimizde bu rakamı biz 4 yıl sonunda %10'lara taşıyacağımızı söylemiştik. Şu anda %7'lerde. Yani toplam öğrenci sayımız içerisindeki yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısı %7 civarında. Bu önemli bir rakam. Hedefe doğru. Yani büyük ihtimalle 2 yıl sonra bu %10 veya civarına yaklaşacaktır. Tabii dünya artık küçüldü. Yani her türlü iletişim bunu kolaylaştırmakta, ulaşım bunu kolaylaştırmakta işbirliklerini. Biz de daha iyi imkanlara sahip, daha gelişmiş üniversitelerle işbirliklerini önemsiyoruz. Hatta Türkiye'de pek gerçekleşmemiş bir projenin de yazımını şu anda sonlandırmak üzereyiz. Erasmus Mundus Plus programı diye bir programa çok büyük bir bütçeli. Yani böyle 3-5 milyon euroluk bir bütçe. Bu özelliği gerçekleştiğinde şu olacak. Yani 25 tane üniversiteyle bir işbirliği ağı kuracağız. Bunların 5 tanesi ana aktör olacak ki baş aktör 19 Mayıs Üniversitesi olacak. 25 tane de yardımcı veya ek üniversite, devlet veya işte farklı ülkelerin üniversiteleri olacak. Bu üniversiteler arasındaki hem çalışma ortaklıkları gerçekleştirecek, hem hareketlilik sağlayacak. Yani bizden öğretim üyeleri oraya gidecek, oradan öğretim üyeleri ve öğrenciler bize gelecek. Bunun bütçesini de bu proje kapsamında karşılayacağız. Çünkü bu tür işlerin ana tıkanma noktası bütçedir. Değil mi? Yani bütçeniz yoksa ideal fikirleriniz hayata olmasının çok anlamı çok kalmıyor. Çünkü onu hayata geçiremiyorsunuz. Bu nedenle bu projeyi Avrupa Birliği projesi olarak bu yılın sonunda sunacağız. Bayağı bir incelemeden geçecek. Yani geçebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok hazırlanması bile 3-5 ay alan bir proje. Bu nedenle çok kişi buna cesaret edemiyor. Hatta geçen İran'da İspanya'dan bir üniversitenin öğretim üyesiyle konuşurken onlar da böyle bir projeye başvurmak istediklerinde bizim hazırlamamızı istediler. Yani çok projeyi böyle hazırlamak projeyi, bile başlı başına bize, zor bir süreç. Biz de tabii bu elimizdeki projeyi bitirmediğimiz için henüz yani biz ancak yardımcı olarak yanında yer alabileceğimizi söyledik. Fakat 2019'a eğer kalırsa onu da biz hazırlayabileceğimizi söyledik. Dolayısıyla bu işbirliklerini gerçekleştirmemiz öğretim üyelerimizin de heyecanını artıracak bir ortam oluşturuyor. Bunu önemsiyoruz. Yani bizim bu kadar hızlı gelişmenin olduğu dünyada üniversitelerimizin ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynaması lazım. Yani bizim kampüslerin içerisinde sadece derslere girip çıkarak veya akademik ünvanlarımızı elde etmek için ihtiyacımızı karşılayacak bir araştırma üreterek yetinmemiz mümkün değil. Bu haksızlık. Yani aynı zamanda hem kendimize hem ülkemize haksızlık. O nedenle biz yönetim olarak hocalarımızın böyle heyecanını artırmaya çalışıyoruz. Zaten başlangıçtan beri onların hakları, hukuklarını hiçbir emek sarf, yani özel bir gayret sarf etmeksizin elde etmelerini mümkün kılacak şartlar oluşturduk. Yani şu anda bir huzur ortamı söz konusu ve uluslararasılaşma noktasında bu proje kilit noktada evet, sanıyorum. Yani gelip üniversitemizde gördüğünüzde uluslararasılaşmayı hızlandırabilmek için iki tane ayrı büromuz var. Daha önceleri rektör konutu olarak kullanılan bir ormanın içerisinde müstakil bir alan vardı. Orası tamamen yönetim birimi olarak oluştu. Bütün bu işbirliklerini sağlayan birimler, Erasmus, Mevlana, Farabi, işte diğer bütün birimler burada yapılandı. Onun dışında kampüsün merkezinde bütün uluslararası öğrencilerimizin rahat ulaşabileceği ayrı bir birim oluşturduk. Orada onların bir araya gelebilecekleri, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri imkanlar, donatılar kurduk. Hatta onların kıtalar olarak temsil edildikleri birimler oluştu. Her bir ülkenin bayrakları var. Orada kültürel değerlerini yansıtan işte resimler işte ve yapıtlar var. Dolayısıyla onlar da kendi kültürleriyle ilgili iklimi kısmen yaşayabilecekleri bir ortam da oluşsun istedik.
Bu da onların çok hoşuna gitti. Onlar da hakikaten üniversitemizi çok sevdiklerini görüyoruz. Gidip zaten konuştuğumuzda da bunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu uluslararasılaşmamız hem bilimsel zeminde daha güçlü adımlar atabilmemizi desteklerken hem de dünyanın dört bir tarafından öğrencileri buraya çekerek ülkemizin ve Samsun'un reklamını yapabilecek ve bedava, hatta üzerine para alarak. Evet, çünkü biz bunlardan para alıyoruz yani. Var. Hem de dilimizi öğreniyorlar, Türkçe öğreniyorlar. Biz yabancı dilde eğitim verdiğimiz birimlerimiz de var ama çok büyük bir bölümü Türkçe eğitim. Yani bunu da önemsiyoruz. Yani hep yabancı dilde bir eğitim vererek, yani Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenmeden giden öğrenciler değil, geldikleri ülkenin dilini öğrenmiş olarak gitmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki bizim öğrencilerimiz Amerika'ya, İngiltere'ye gittiğinde, Almanya'ya gittiğinde o dili bilmek zorundalarsa, bilmeden orada bir eğitim görmeleri mümkün değilse, ülkemize gelenler, öğrencilerimizin de aynı şekilde olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle çok iyi derecede Türkçe biliyorlar. Bizim Türkçe eğitimi alan öğrencilerimizden birisi geçen 2018 yılı içerisinde Türkiye'de yapılan yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki Türkçe yarışmasında birinci oldu. Evet, böyle bir başarı da mevcut. Yani, uluslararası öğrenciler bakımından ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde sanıyorum ayrıca belirtmemiz gereken farklı ülkelerden, ülke çeşitliliği de çok fazla. 104 ülke. Öğrenciler arasında. Her kıtadan. Bu da ayrıca dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri sanıyorum bu konuyla ilgili. Tabii. Yani Türkiye'de oran itibariyle yani öğrencilerimiz arasındaki yabancı uyruklu öğrenciler bakımından oran itibariyle çok yüksek. Yani Türkiye ortalaması %1,5'lardayken bizde işte Türkiye'deki şey %3'ün üzerinde, kendi öğrencilerimiz arasındaki oran itibariyle %7'lerdeyiz. Evet. Bu yani, da ayrıca OMİ'ye has durumlardan biri. Uluslararasılaşmadan söz ettik. Şimdi ise birazcık daha özelde, yerelde, iş dünyasıyla biliyoruz ki 19 Mayıs Üniversitesi'nin sıkı bir bağı var. Şehirle sıkı bir bağı var ki sizin yine göreve geldiğiniz günden bu yana üzerinde durduğunuz noktalardan birinin de bu olduğunu biliyoruz. Samsun'da yapılan önemli çalışmalar, yatırımlar var, ARGE çalışmaları var. Bu manada nasıl bir tablo söz konusu? Şehir-üniversite işbirliği, o ifade nasıl hayat buluyor Samsun'da? Nasıl şimdi bir süreç bunun söz konusu? En böyle gerçekçi bir şekilde hayat bulduğu yerler şehirle, hani üniversitenin buluşması dediğimiz nokta, şehrin ihtiyacı olan ARGE bakımından ihtiyacı olan hususların üniversitemiz tarafından karşılanabileceği kurumsal yapılar olarak Teknopark çok önemli var, bir alan. Teknoloji Transfer Ofisimiz var. Ve biz buna bir de Teknoloji Transfer Ofisi sadece kendisi vardı. Biz bunu çok faal bir duruma getirdik. Sıfır elemandan şu an 9 tane uzman yani o alanda işte patentleşme konusunda uzman, işte ARGE faaliyetlerinde uzman, sanayi ile işbirlikleri bakımından uzman, genç, kimi doktoralı, kimi lisansüstü eğitimde tamamlamış, dil bilen ve iletişim becerileri yüksek 9 tane uzman yerleştirdik buraya. Bu uzmanları da nihayetinde burada yerleştirebilmek bir bütçe işi. Bunu da TÜBİTAK'dan 1601 projesi diye bir proje geçirerek 2 milyona yakın bir proje. Bununla tabii ki destekliyoruz. Şu anda bu arkadaşlarımız hem akademisyen arkadaşlarımızla bir temas sağlayarak onların uzman oldukları alanda yeterlilikleri bakımından özelliklerini toplamaktalar. Hem de sahada sanayicilerle, iş adamlarıyla bir araya gelerek onların talepleri, ihtiyaçları ve bunların nasıl karşılanabileceği hususunda tespitleri gerçekleşmekte. Bir köprü görevi görmekte. Bunlar bu işbirliklerini gerçekleştirmekte. Biz de Samsun'un gelişmesine katkı sağlayacak bu işbirliklerini çok önemsiyoruz. Biz bunlara ilave olarak üniversite danışma kurulunu oluşturduk. Burada da yani ciddi beraberlikler söz konusu. Samsun'un ihtiyacı olan alanlarda üniversite, Samsun işbirliğinin Samsun iradesi bir yerde. Samsun'un valisi var, Büyükşehir Belediye Başkanı var, Sanayi Odası Başkanı var, diğer
yetkililer de bulunmakta. Ve orada hakikaten gündeme gelen bir husus hemen bir çözüme kavuşturulabilecek zemini bulabilmekte. Bu alan artık oluştu. Dolayısıyla orada da bir işbirliği gerçekleşmekte. Bunlar şöyle değil yalnız. Hemen bunlar başladığınız anda neticesini 3 ay, 5 ay, 2 yıl, 3 yılda alacağınız şeyler değildir. Bu uzun vadelidir. Bunlar gerçekten epey bir zamana ihtiyaç duyan şeyler. Bu bir kültür nihayetinde. İhtiyaç var ama bununla ilgili kültür oluşmamış. Yani geç sanayici ihtiyacın... Geç kalıyor musunuz bu konuyla ilgili? Yani şöyle, nasılsa geriye dönüp yeniden başlayamayacağımıza göre başlamış olmak önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Yani bu başlangıç mutlaka bir fark yaratacaktır. Bu fark görülecektir. Çünkü bunun şeylerini görüyoruz. Burada Samsun'da düşünün. ARGE birimi bulunan iki tane sanayi kuruluşu vardı. Şu anda üçüncüsü sırada, dördüncüsü hazırlıklarını yapıyor. Ve bunlar ikna ile oluyor. Yani bizim arkadaşlarımız da oturuyorlar, konuşuyorlar. Bunların proje yapma kabiliyetleri yüksek, projeler yapıyorlar. Dolayısıyla bunun gerekliliğine inanıyor. Sanayici de inanmaya başlıyor. Ve bu ARGE birimlerinde hakikaten gelişmeye çok büyük bir katkısı var. Nihayetinde üniversite devlet bütçesi büyük oranda ve kendi ürettiği diğer projelerle de işte TÜBİTAK'ta yine devlet bütçesi, oradan da alsak. İşte Avrupa Birliği projeleri falan derken oralarla ancak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama özel bütçenin de devreye sokulmasıyla ARGE bütçesini daha yukarıya taşıyorsunuz. Yani gelişmiş ülkelerin alanı. Hepsine baktığınızda aradaki en belirgin fark bu. Yani sizde bir ise rakam, orada bakıyorsunuz 10. Yani araştırma geliştirmeye yatırdıkları para 10. Sizin birle yapacağınızın 10 katını yapıyor zaten evet. O. Bu nedenle bu gerçekleştirmeye çalıştığımız işbirliğinin hem Samsun'un gelişmesinde hem de ülkenin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Samsun'un müsait olduğu alanlar var. İşte medikal alanda hakikaten uzun zamandır özellikle cerrahi aletleri bakımından başlamış yatırımların dünyada önemli bir yer aldığını görüyoruz. Bunun yanında yine medikal alanın diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında da gelişmeler olacak. İşte MediClass diye bir yapı oluştu. Bu yapının içerisinde biz de varız. Yani orada yapılan projelerle geliştirilecek yeni ürünler, cihazlar Türkiye'nin sağlık alanındaki büyük dışa bağımlılığını azaltacak gelişmeler doğuracağına inanıyoruz. Bu konuda da biz elimizden ne geliyorsa, imkanımız neyse severek hem de heyecan duyarak yer almak istiyoruz ve alıyoruz. Sıkı bir bağ var şehir, iş dünyası daha doğrusu özelde ve üniversite arasında böyle tabii. Söyleyebiliriz sanıyorum. Bizi şehre bağlayan ana şey şu gözüküyor normalde. Vatandaş üniversite deyince fakülte diyor. Yani nere? Tıp fakültesi. Yani günlük işte sağlık ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde karşılandığı tıp fakültesiyle. Bu tabii ki evet önemli. Fakat gelişmemiz bakımından çok ciddi sonuçlar doğuran bir şey değil. Yani tıp fakültesi hastanesi evet çok değerli hocalarımız sayesinde çok emin ellerde hastalarımız şifa buluyorlar. Ama bizim gelişmemizi gerçekleştirebilmemiz için ARGE ile ilgili yatırımları büyütmemiz lazım. Bu konuda da özel bütçenin buraya pay ayırmasını kolaylaştıracak adımlar atmamız lazım. Şu anda yaptığımız çalışmalar o. Yani buna ihtiyaç duymasına rağmen getirisi kısa vadede olmadığı için elindeki imkanları bu şekilde değerlendirmekten kaçınıyor. Niye? Neticesini 5 yıl sonra, 10 yıl sonra görecek. Yani bu kadar uzun vadeli bir yatırım tabii ki çok kolay gözükmüyor. Ama bunun yararlarını gösterilmek gerekiyor, anlatılıyor. Bu işbirliği ortaya konuyor. Bizde nice cihazlar, laboratuvarlar, şunlar bunlar var. Bunları bütünleştirecek, tamamlayacak, eksiklerini giderecek imkanlar da o ARGE merkezlerinde sağlanınca hem sanayici bir takım bu konudaki ihtiyaç duyduğu şeyleri bizden karşılayacak. Bizim araştırmacılarımız da bizde olmayanları orada bulacak ve bu büyük bir şey enerji oluşturacak. Bu çok önemli. Yani bunu ciddi çok önemsiyoruz.
Yani bunun mutlaka bu başladığımız çalışmalar, yani şöyle bir 8-10 yıl devam ettiği takdirde yani Samsun'un çehresi değişecek kesinlikle. Değil mi? Yani bu, ama bu kadar uzun yani bu en kısa şeyi 8-10 yıllık şey. Sabırlı davranmak gerekiyor. Tabii yani şimdi düşün, Avrupa'da gelişmiş dediğimiz ülkeler şöyle 150 yıl bir gerisine gidip bakıyorsunuz. Yani çok kötü şartlar var. Çok kötü bir yaşam şekli var. Yani yakınlarda okuduğum bu İsveç'le ilgili bir kişinin hayat hikayesinden çıkardığım şeyler vardı. 150 yıl önce düşünün İsveçli, işte boylu poslu, yakışıklı insanların parayla satıldığı bir ülke Avrupa. 150 şimdi yıl önce. Yani şu anda İsveç gibi ülkeler yani çok modern, çok refah düzeyinin yüksek olduğu ülkelerden birisi. Yani o çekilen çilelerin hepsi bir zaman sonra sizin daha doğruya gitmenizi sağlayan bir tecrübe, bir dönem halinde oluyor. O nedenle karamsarlık yok. Yani efendim dünya çok çok ileriye gitti. Evet çok hızlı gidiyor. Her gün çok hızlı adımlar atılıyor. Ama yakalamamak mümkün, yani yakalamak imkansız diye bir şey yok. Değil mi? Daha çok çalışmak. Bu doğru ne bir defa onu görmek. Ne yaptılar? Ne yapıyorlar? Nasıl bu noktaya geldiler? Bu biliniyor. Bizim bu bilineni yapmamız gerekiyor. Yani sadece böyle sözle işte ne bileyim duygusal nutuklarla falan olacak şey değil bunlar. Herkes, öğrencisi çok çalışacak, hocası çok çalışacak, sanayicisi çok çalışacak. Ve herkes sahip olduğunu hak ettiğiyle kazanacak. Evet. Yani hak ettiği kadar yaşayacak. Biz bunları yaparız yani, yapacağız. Yani başka yolu yok. Ve başlandı. Başlandı. Türkiye'de yani gerçekten bütün üniversitelerimizde de bu şeyler mevcut. Çok, çok titiz bir şekilde önemsenerek üzerinde durulan hususlar. Yani bazısı daha çok çalışacak, daha başarılı olacak. Bazıları biraz geride kalacak. Bu da hayatın olağan gerçeği. 19 yani, Mayıs Üniversitesi'nde de süreç devam ediyor. Yine projeler üzerinde duruyoruz. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ilgili Üniversiteler Birliği kurumsal bir yapıda ilerliyor artık biliyoruz ki. Bu ne anlama geliyor efendim? Yine Samsun'a katkıları tabii, bu manada neler? Doğu Karadeniz'deki üniversitelerin ünü DOKAP diye şey yapıyoruz. Evet, isimlendirdiğimiz bir yapı halinde 2 yıl önce başlayan bir kurum, kurumsal yapı diyelim. Geçen yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin başkanlığında 1 yıllık çalışmalarını tamamladı. Şu anda da 19 Mayıs Üniversitesi'nin başkanlığında bu çalışmalar sürdürülüyor. Bu hem Doğu Karadeniz bölgesindeki üniversitelerin işbirliğini gerçekleştirir. Tabii yeni bir ağ. Bu ağ imkanların paylaşımı, öğretim elemanlarının birbirleriyle ortak çalışmalar gerçekleştirmesi, kültürel, sosyal faaliyetleri gerçekleştirmesi, eldeki imkanların daha doğrusu en verimli bir şekilde kullanılabilmesini güç birliği oluşturmasını mümkün kılacak bir yapı. Yani biz laboratuvardaki imkanlarımızı açtık. Diğer üniversitelerimiz de bunları açıyorlar. Ve bu lüzumsuz yatırımların da önüne geçiyor. Bazı cihazlar var ki inanın ona yatırılan paranın çok az bir kısmı ancak değerlendirilebilir şekilde kullanılıyor. Yani 10 milyon para yatırıyorsunuz. Yani belki 1 milyonluk bir değer ifade etmeyen çalışmayla ömrün tamamlanıyor. Bu şundan yani bizde var, o üniversitede var, bu üniversitede var. Ve bunların bir şeyi yani yaptıkları analizler, değerlendirmelerin bir maliyeti var. Bir tasarruf. Bu maliyet şöyle. Işte siz 10 tane ürün ve 10 çeşit bir 10 ayrı kalem bir değerlendirmeye tabi tuttuğunuzda maliyet farklı. 100 tane örnek koyduğunuzda farklı. Şimdi siz kalkıyorsunuz her yerde olduğu için bizde şimdi olmayan bir şey oldu ne yapıyoruz? Biz onu alıyoruz başka üniversiteye gönderiyoruz veya başka laboratuvara gönderiyoruz veya başkası bize gönderiyor. Normalde olması gereken bu. Ama her üniversitede olduğunda bu zaten bazı şeyler var ki yani
günde bir tanedir. İki tane ürün ancak söz konusu olabilir. Ama o cihazın en verimli çalışabilmesi 100 ürünle oluyorsa, siz bir iki ürünle onu, bir iki ürünle çeşitle onu çalıştırmaya kalktığınızda maliyet 100 katı artıyor. Evet. Dolayısıyla bir anlamı kalmıyor. Yani bunları önüne geçebilmek için elimizdeki bizim mevcut imkanlarımız, diğer üniversitelerimizin imkanları, orada olanı ben almayayım. Yani günlük rutin böyle yoğun kullanılan bir şey değilse, tabii ki o günlük herkesin çok yoğun kullandığı cihaz, alet, edevat için bu değil. Ama böyle şeye bağlı, İsraf fazla çeşidi, evet, israfı önleyecek, çok büyük yatırımlar gerektirecek bu cihazlar için bu işbirliği önemli. Bu sene Kasım ayında da UNIDOCAP olarak işte bir sempozyum düzenledik. Biyoçeşitlilikle ilgili bir sempozyum, uluslararası katılımların da olacağı. O da Samsun'da gerçekleşecek. Bu da yeni başladı. Emekleme döneminde her gün yeni bir şey katarak, yeni bir ilave yapılmasına açık kapısı bulunduğu için yeni bir şeyler yapılması müsait bir yapı. Hem üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, yöneticileri bir araya gelip bu işbirliğinin sonuçlarının bölgemize, ülkemize yararlı olabilmesini mümkün kılacak adımlar atmaya çalışıyoruz. Hem de işte bu işbirliğini çeşitlendirmemiz mümkün olabilecek. Yani öğrenci hareketliliklerini belki bu bölgede farklı bir şekilde, hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu da başka bir sonucu olacak. Tabii daha değişik eğitim öğretimde değerlendirmelerde bile öğretim üyelerinde, yani bizim bazı alanlarda onların öğretim üyelerinin gelip değerlendirme yapması, onlara bizim öğretim üyelerimizin gitmesi, oradaki gelişmenin daha yukarıya taşınmasını kolaylaştırmakta. Yani mesela sizin yetiştirdiğiniz öğrenciyi sizin test etmeniz de bir başkasının gelip test etmesi, sınava tabi tutması biraz farklıdır. Kesinlikle. Bunları bile düşünüyoruz. Yani bu böyle bir işbirliğine daha da kapsamlı hale gelecek gelebilir diye düşünüyoruz. Ve hayatı ilgilendiren, ki biyoçeşitlilikten söz ettiğimizi biliyoruz ki geri dönüşüme dair, yenilenebilir enerjiye dair çalışmalarında üniversitelerde yapıldığını, hepimizi ilgilendiren sonuçlarda sanıyorum bu çalışmalar neticesinde karşımıza çıkacak. Nihayetinde bütün gelişmeler bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. Evet. Bilimsel çalışmalara dayanıyor. Yani bilimsel gerçek çalışma ne? İşte hayatın mevcut gerçeklerini bazı belli yöntemlerle, belli gözlemlerle ortaya çıkarmak. Bunlardan ihtiyaçların karşılanabileceği, sorunların giderilebileceği yollar bulabilmek. Yani afaki şeyler, işte ne bileyim bir kişinin aklına gelip de bu böyledir diye dediği şeyler de yıllara dayalı, uzun yıllara dayalı çalışmalarla ortaya konulmuş gerçekler. Bu gerçekleri bilmeden, bunlara dayanmadan doğru adım atabilme ihtimali çok düşük. Yani o nedenle bilim önemli. Yani bilimsel gerçekler önemli. Ama bilimsel gerçekler dahi değişime açık. Bu da göz ardı edilmemeli. Bu göz ardı edilmemeli. Yani bugün bildiğimiz bir bilimsel gerçek mutlak değişmez falan. Değişmez gibi olanlar var ama değişme ihtimali olanlar da var. Yani hep söylüyorum, atom maddenin en küçük parçalanmaz maddesi idi. Evet. Parçalanıyor şimdi. Yani protonu, nötronu, elektronu hepsi biliniyor. Bu nedenle biz hani öyle bir bağnazlık içerisine düşmememiz gerekiyor. Fakat bilimi bir tarafa iterek gelişmenin ve değişimin olamayacağını da iyi bilmemiz lazım. Mutlaka. Bunun ne çok çalışmak. Çalışmak, çalışmak. Başka yolu yok. Yani 1000 defa deneyip yanlışladığınız bir şeyi 1001. de doğrulayabilirsiniz. Öyle şeyler gerek var. Pes etmemek. Evet. Peki efendim, yine özelde çalışmalardan söz ettik ama genel manada 19 Mayıs Üniversitesi'ni birazcık dilerseniz anlatalım. Akademik kadrodan söz edecek olursak, fiziki yapıdan, ki az önce üzerinde durdunuz ama bazı yenilikler var fiziki yapıya yönelik. Yine halkı birebir ilgilendiren, ki onkoloji hastanesine örnek verebiliriz sanıyorum bu çalışmalara. Genel manada söz edecek olursak 19 Mayıs Üniversitesi'nden, dilerseniz akademik kadrodan. Öğrenci sayısından başlayarak. Öğrenci sayımızın 55 bin civarında olduğunu söylemiştim. Söyledim, akademik kadromuz da 2400 civarında. Bu rakam birbiriyle dengeli, orantılı. Fiziki imkanlarımız bakımından oldukça iyiyiz. İlave olarak geçen yıl bir kısmının faaliyete geçtiği yeni, bir kısmının da geçmek üzere olan yatırımlarımız var. İşte bunlardan birisi onkoloji hastanesi.
faaliyeti 2018 yılı içerisinde geçti. Ve şu anda servisleri de faaliyette, hasta kabul ediyor. Ve burada çok büyük yatırımlar var. Yani bir cihaz var, işte 360 derece tarama yaparak direkt kanser noktasını hedef alarak onu yok etmek etkisine sahip TrueBeam diye kısaca söylediğimiz bu cihaz sadece bizde var. Yani Karadeniz'in herhangi bir bölgesinde buna ihtiyaç duyan bir hastamız olduğunda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden dahi buraya hasta gelmek durumunda. Dolayısıyla bu aynı zamanda üniversitemizde olmasaydı, dışarıda hastalarımız buna muhtaç duyup gitseydi çok büyük maliyetlerle ancak tedavi olabileceklerdi. Şu anda devletin karşıladığı, yani sağlık güvencesi olanların devlet tarafından karşılandığı bir tedaviye tabi olabiliyorlar. Bu nedenle önemli. Onkoloji hastanesi çok bölgeyi iyi, hocalarımız çok iyi. Hala yeni hocalarımızla da desteklemeye çalışıyoruz. Bunun yanında diş hekimliği fakültesi faaliyete geçti. 22 bin metrekarelik çok önemli bir yatırımdı. Raylı sistem de çok isabetli bir şekilde durağının birisi tam yanında. Yani vatandaş Tekkeköy'den bindiğinde diş hekimliği fakültesinin önünde inebilecek durumda. Yeni yapılan Havza'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz var. Buranın da ihalesini yaptık. Yani bina bitti. Evet. İhalesini yaptık. Günlük rutin işlemler için ihaleyle özel bir şirket işletecek ama yataklı kısmını üniversite olarak hastanemiz tarafından işleteceğiz. Dolayısıyla oranın da 2-3 ay içerisinde faaliyete geçeceğini düşünüyorum. Bayağı bölgenin ihtiyaç duyduğu Havza'da çok iyi yatırımlardan birisi. Bunun dışında merkez kütüphanemiz var. Yani 15 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Orası da bina olarak bitti. İş donanımı tamamlandı. Eğitim öğretim döneminin hemen yani bir 15 gün içerisinde orası da artık hizmet vermeye başlayacak. Dolayısıyla 4 tane bitmiş böyle bir fiziki genişlememiz yapılar söz konusu. Şimdi acil hastanelerin en önemli yerlerinden birisi. Biz geldiğimiz günden beri de mevcut acilin hakikaten çok küçük ve ihtiyaçları karşılamakta sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bu ihtiyaçların biraz bir kısmının yanlış başvurudan kaynaklandığını da biliyoruz ama yani nezle olunca da acile giden bir sürü insan var. Bunda, bu oradaki yükü artırarak hekimlerin işini güçleştiriyor. Bunu mutlaka halkımızın da acil nedir yani onu bilmesi lazım. Yani nasıl olsa burada randevusuz gidebiliyorum. Şimdi aklıma geldi gideyim kısmından kaçınmalar lazım. Çünkü o arada çok acil. Hakikaten anında müdahale edilmesi gereken hastalar var ise bu tür hastalar onlara müdahale edilmesini zorlaştırıyor. Çünkü bunlar da hemen işimiz bitsin diye gidip oradaki çalışanları psikolojisini olumsuz etkileyecek müdahalelerde bulunabiliyorlar. Şu anda 1500 metrekare civarında olan acil 5500 metrekareye çıkaracağız. Hem mevcut alanı tamamen yeniden yapacağız hem de ilave alanlar yapacağız. Yoğun bakım yatak sayısını artıracağız. Ve en çok sıkıntı yaşanan alanlardan da birisi. Yani yoğun bakımda yer olmadığı için hastaların yer arandığı çok yaşanıyor. Bunu artıracağız. Nasıl ihalesi bir süreç var peki efendim? Orada proje ihalesi gerçekleşti. Ilgili. Proje yapımı bitmek üzere. Yani bir hafta 10 gün içerisinde bitecek. Yapım ihalesine geçeceğiz. Yani 1-2 ay içerisinde de onun bitmesini umuyoruz. Bu yıl içerisinde temelini diyelim. Yani yapımına başlanacak ve 2019 yılı içerisinde de bitirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla yeni dönem içerisinde de bunu yapacağız. Veteriner fakültemiz 20 yıllık fakülte binası yoktu. Bunun desteğini aldık. Projesi bunun da çizildi, ihalesi gerçekleşti. O da aynı acil gibi yapım ihalesi safhasında. Onu da bu yıl içerisinde temelini atacağız. İnşallah hızlı bir şekilde en geç 1,5 yıl içerisinde onu da bitirmeyi planlıyoruz. Tabii Türkiye'de bir ekonomik zorluk dönemi yaşıyoruz. Bundan kaynaklı bundan sonra fiziki imkanlarla ilgili
çok büyük yatırım alma ihtimali şu an için en azından biraz zor. Bizim de zaten üniversite olarak çok fazla ihtiyacımız kalmadı. Hedeflerimiz içerisinde bir de üniversitemize yakışır bir kongre kültür merkezi bu yıl talebimiz oldu Kalkınma Bakanlığı'ndan. Bakalım yani olur mu destek bilemiyorum bu zorluklar içerisinde. Olursa inşallah onu da gerçekleştirdiğimizde üniversitemiz hem eğitim öğretimini gerçekleştireceği fiziki imkanları hem verdiği hizmetleri en sağlıklı bir şekilde verebileceği alanlara hem de buradan yararlanan insanların geldiğinde içerisinde huzur bulabileceği bir ortama kavuşacak. Şu anda zaten iyi ama çok daha iyi bir olacak. Şekilde dönüşecek. Spor alanları bakımından, kültürel faaliyetlerin yürütülebileceği alanlar bakımından şu anda fena değil ama onların da hepsini daha kaliteli bir şekilde dönüştürmek için faaliyetlerimiz devam etmekte. Ki öğrenci kulüpleri açısından da çok zengin bir üniversite olduğunu biliyoruz. 90 civarında şey var. Yani öğrenci sosyal kulübü, alanlarda kullanılıyor var. Haliyle öğrenciler tarafından. Ama hep daha iyisi var. Mutlaka daha iyisi var. Ama imkanların iyi kullanılabilmesinin de en önemli aktörü insan. Değil mi? Kaynağımız insan. Yani çok böyle güzel binalara, güzel kampüslere sahip olabilirsiniz. Ama içerisindeki insanın bunu iyi değerlendirmesi ancak onun değerini yükseltebilmekte. Bu nedenle de öğretim elemanlarımızın daha başarılı olabilmelerini kolaylaştırmak, yeni aldığımız elemanların da donanımlarının, yetkinliklerinin üniversitemize artı değer katabilecek özelliklerde olmasına özen göstermeye çalışıyoruz. Yani 19 Mayıs Üniversitesi yani Türkiye'nin saygın üniversitelerinden ama en güçlü üniversitelerinden birisi olmaya aday. Evet böyle. Yani zaten güçlü ama şöyle bir ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz. Yani Türkiye için. Dünyada ilk 1000'de olduk son 2 yıl içerisinde. Bu önemli. 30 bin üniversite içerisinde ilk 1000'deyiz. Bu sayıyı daha da yukarıya taşıyacak şekilde gelişeceğiz, yapılan güçleneceğiz. Yapılan tüm bu çalışmalar esasen bu sonucu eminim ki beraberinde getirecek. Engelli öğrencilere yönelik de gayet ulaşılabilir. Engelsiz bir üniversite haline dönüşmek için de bütün birimlerimizin eksikliklerini gideriyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Bunları önemsiyoruz. Ve bizi bu nedenle engelli öğrenci tercih ediyor. Engelli öğrenci sayısı yüksek olan üniversitelerimizden üniversitelerden birisiyiz. Böyle bir yapıda var, ulaşılır, engelsiz bir yapıya dönüşmüş vaziyette 19 Mayıs Üniversitesi. Evet, yavaş yavaş sonlandıracağız efendim. Samsun için gündemde olan noktalardan biri de sık sık gündeme gelen, geçen programda da göreve geldiğiniz zaman bir araya gelmiş ve bunun üzerinde durmuştunuz. Hızlı tren projesi, Ankara'ya 1,5 saat gibi bir sürede ulaşılabilme imkanı sağlayacak bu çalışma. Bu hayata geçtiği zaman durum ne olur? Son olarak da isterseniz kısaca ondan söz etmiş olalım. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir üniversitenin bulunduğu yer çok önemli. Mesela biz yurt dışında üniversitemizi tanıtırken diyoruz ki hava, deniz, kara, demir yollarıyla bağlantısı olan bir şehir. Karadeniz'in hemen kıyısında güzel bir şehir, büyük bir şehir. Yani üniversitenin bulunduğu, üniversitemizle ilgili bir bilgi vermeden önce bulunduğu şehri anlatıyoruz. Çok önemli. Önemli. Öğrenciler şimdi tercih yaparken bakın yakınınızda varsa biliriz. Önce ünlü şeyi bir seviyor. Ne bileyim şehir. İstanbul diyelim işte Türkiye'nin en büyük şehri, en güzel şehirlerinden birisi. İstanbul şeyi herkesin kafasında oluyor. Oradaki üniversite yeni kurulmuş olması, başarı durumu falan neredeyse dikkate alınmama durumu söz konusu oluyor. Bu nedenle şehrin gelişmiş bir şehir olmasının önemi büyük. Şimdi hızlı tren ulaşımı kolaylaştırmakta. Yani Ankara-Samsun bağlantısını ve oradan da diğer bağlantılar düşündüğünüzde yani zannediyorum 1-2 saatlik bir şey, 1,5-2 saatlik bir zaman alacak. Konforlu bir seyahat. Yani şimdi bu bile öğrencinin tercihini kolaylaştıracak bir şey. Yani Ankara'daki bir öğrenci dahi Ankara'da bir üniversiteye yerleşemiyorsa buradan bindiğimde 1,5-2 saatte Samsun'dayım diye düşünülebilir. Bu nedenle hem şehrin bu şekilde tercih edilebilirliğinde
hem de ekonomik gelişmesinde, turizmin gelişmesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakın bir zamanda hızlı tren de Samsun'a bu bağlantıyı gerçekleştirmeye başlarsa, Samsun her türlü potansiyele sahip, her türlü gelişme potansiyeline sahip ama böyle kıvılcımlara ihtiyacı var gibi gözüküyor. İşte biz üniversite olarak bu kıvılcımları yakmaya çalışıyoruz. Evet. Yani şehrin bu potansiyelini harekete geçirebilecek buna benzer kıvılcımlar, ki bunlardan birisi de işte hızlı tren. Bunlar gerçekleştiği takdirde kimsenin artık bir bahanesi falan kalmıyor. Yani bazen insanlar bahane üretir. Yani işte şu şöyle olsa, bura böyle olsa falan, ama bu şehri seviyorsa insanlar, bu şehir için yapması gerekenler var. Bu şehrin de buna müsait olduğu bir gerçek. Yani Samsun hem ihtiyacı var hem de müsait. Yani bu gelişmeye müsait. Yani Karadeniz'in gelişmeye en müsait şehri. Yani değil mi? Hem coğrafi itibariyle, hem bu ulaşım imkanları itibariyle, hem tarım alanları itibariyle çok müsait. Yani bu şehir gelişemiyorsa ve beklenen gelişmeyi daha doğrusu gösteremiyorsa, burada herkesin vebali var. Yani yöneticisinin de var, üniversite hocasının da var, sanayicisinin de var. Var yani, elinde imkan olup da bunu yapmayan herkesin var. Bu nedenle şehrin böyle yöneticilerinin, işte yatırım yapabilecek sanayicilerin birbiriyle iyi iletişim içerisinde olabilmelerinin yararı olduğunu düşünüyorum. Bir araya gelmelerinin yararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir araya gelebilmek çok önemli bir şey. Yani kesinlikle oturup bir şeyi konuşabilmek aynı masada. Orada herkesin bildiği, tecrübesi, yetenekleri bir şeyi oluşturuyor orada. Bir yön çiziyor, bir istikamet veriyor gidişata. Ve ortak bir akılla da bir şeyi değerlendirdiğinizde çok güzel sonuçların doğma ihtimali var. Geçen Milli Eğitim Bakanımızın bir sözü vardı, hoşuma gitti. Diyor ki biz ortak akılla ortalama insan yaratmaya çalışıyoruz. Eğitim açısından söylüyor. Ortak akılla ortalama insan. Bizim ihtiyacımız bu değil diyor. Tam ortak akıl olabilir ama biz yani çok daha başarılı durumda olan insanları takviye ederek, destekleyerek, yönlendirerek Türkiye'nin teknolojik gelişimini, ilerlemesini mümkün kılacak çalışmaların içerisinde olmalıyız. Yani herkesin aynı düzeye gelmesi, yani kültürel bakımından, hani ortak değerler bakımından, yaşamı paylaşma bakımından, kurallara uyma bakımından tamam. Olmalı tabii. Yani kırmızı ışıkta bir kısmının geçip bir kısmının durması nasıl yanlışsa, ortak yaşamı kolaylaştıracak konularda bir ortalama seviye yakalamak mümkün. Ama başarı konusunda herkesin ortalamada kalmasını sağlamak yanlış hakikaten. Evet. Çünkü öyle beyinler var ki yani aynı sınıfta o lep deyince o leplebi anlıyor öğretmen. Ve yani yüz bu diyorsun, yüz bunda, buna yapmaya gerek yok bir şey. Bir şey yapmaya gerek yok ama matematikten 30-20'de kalmış, buna takviye bunu 50'ye nasıl çıkaracağım? Bakanımız diyor ki ya bu zaten bununla uğraşırken mutsuz diyor. Yani mutsuz, yani bu çocuk, yapmayın bana bunu diyor. Ama anne baba veya öğretmen illa seni 50 yapacağım. Adamın seni illa mutsuz yapacağım diye uğraşıyoruz diyor. Oysa diyor orada yüksek bir potansiyel var. Bunun takviyeye ihtiyacı var. Çünkü her zeki, her çalışkan insan geleceği tümüyle görebilen, dünyayı tümüyle okuyabilen insan değil ki. Onun önünü açabilecek takviyelere ihtiyacı var. Yönlendirmelere ihtiyacı var. Ortamlara ihtiyacı var. Yani oraya odaklanmak gerekiyor belki daha çok. Ama bunu ihmal ediyoruz gerçekten. Herkesi ne bileyim kafasındaki mesleğe ulaştırmak veya itibar gören bir mesleğe ulaştırmak veya böyle bir çaba ülkenin gelişmesine ciddi katkı sağlayan şeyler değil. Bir de israf. Yani zamanın ve emeğin israfı gibi. Bir de mutsuz ediyorsun diyor. Yani hakikaten sevmediği bir alanda zorla kişiyi sen bunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyoruz. O nedenle yani Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da geçmişlerini tanıyorum. İnşallah eğitim alanında da çok önemli, isabetli adımların atılmasını sağlayacak çalışmaları olacaktır. Bizim yapılması gereken neyse ona odaklanmamız lazım.
Evet. İnşallah bunu başaracağız. Yani bu ülke bunu başarmalı zaten. Değil mi? Umutluyuz. Milyonlarca evet. garibanın, işte mazlumun, mağdurun da ümidi haline gelmiş bir ülkeyiz. Sadece kendi milletimizin değil. Bir de böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. O nedenle çok güçlü olmak zorundayız. Çok evet, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, konuğumuz olduğunuz için kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Yeni dönemde hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Size tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç'le bir aradaydık. Sohbetimizi noktaladık.